Herkese selamlar dostlar. 12 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 4 adet mücadelem var. İdeali yüksek oranıyla ile birlikte anlatmaya çalışacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir skor yarışmamız var. Beşiktaş'la Başakşehir maçının maç skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur şekilde yazın. Ondan önce de Marsilya maçının skorunu bilen skor bilenlerini açıklayalım. Bir sürü arkadaşımız bilmiş fakat Beşiktaş 1903 ve Kral 729 isimli arkadaşlarımız kazandı. Instagram üzerinden bana yazarlarsa Eylül ayı boyunca katı Telegram gruplarında misafir edelim. Sizlere de Beşiktaş Başakşehir maçının skorunu sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarına alacağız. Benim skor beklentim bir birlik bir beraberlik bekliyorum. Ben mücadelede her iki takımın atacağı goller 1-1 gibi de bir skor çıkar. Beşiktaş bence burada kazanamaz diye düşünüyorum. Kazanırsa da 2-1 de ben 1-1'e biraz daha yakınım. Onu da belirteyim. Sizlerin de düşüncelerini yoruma bekliyorum. Cumartesi günü verdiğimiz vermiş olduğum sizlere kombine kazandı. Tebrik ederim arkadaşlar. Güzel bir kombineydi. Fakat biraz zorlandık. Neyde zorlandık? Mayıs maçında zorlandık. Mayıs kırmızı kart gördü. Kırmızı karttan ziyade ilk yarıda çok fazla pozisyon kaçırdı. Zaten ikinci yarı ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda 4-1 oldu. İlk yarıdan kaçan penaltılar, kaçan pozisyonlar derken inanılmaz işler kaçtı. Fakat sonuç olarak kazanmasını bildik. Değerlendiren herkesi tebrik edelim. Bereket versin diyerekten de geçelim bunu da. Katıl kombinesinde ne yaptık? Onları göstereyim. Katıl kombinesinin ideal biri zaten sizlere vermiş olduğum YouTube kombinesiydi. Başarıyla sonuçlandı. Burada önemli olan katıla özel olan burada ideal iki kombinesiydi. O da başarılı sonuçlandı. O kombine neydi? Hemen şöyle göz atalım. Şelke mücadelesinin KG varı vardı. Porto'nun da maç sonu 1 ve 4.5 alt vardı. Burada Bohum'un atacağı golü bilmek önemli. Geçen hafta izlediğim için notunu da almıştım zaten. O yüzden burada da böyle bir değerlendirme yaptım. Katıl kombinesi zaten başarılı oldu. Onun dışında canlı tercihlerde de çok güzel ilerledik. Cumartesi yüksek orandan canlılar kazandık. Ekranda böyle ikili bir görsel varmıştır. Konya'nın ilk golünü yakaladık burada. 1.54 gibi ideal bir orandan. Şalke'nin atacağı 3. golü yakaladık. 2.31 gibi orandan güzel oranlardan yakaladık. Hatta bu görsel yetmez diyelim ve sizlere Telegram'dan göstereyim doğrudan. Konya'nın atacağı ilk golü zaten gösterdim geçtim. Inter maçına dakika 76'da maç sonu 1 aldık. 2.48 gibi orandan editor arkadaşımız aldı. Ve maç sonu 1-0 bitti. Inter Brozovic'in golüyle birlikte kazanmasını bildi. 2.48 gibi orandan kazandık. Schalke'nin 3. golünü aldık burada. 2.31 gibi orandan bu da başarılı şekilde sonuçlandı zaten. Bir de burada Sakarya'nın 3. golünü aldık. O da 2.05 gibi orandan aldık. Yüksek orandan aldık bakın canlılarımızda. O da aynı şekilde arkadaşlar sonuçlandı ve başarılı oldu. Değerlendiren tüm canlı Telegram grubundaki de katıl destekçilerimizi tebrik edelim. Bu şekilde canlı iddialı olduğumuzda belirteyim arkadaşlar. İsterseniz direkt başlayalım. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Şöyle artı 300 seviyesinde bir like gelirse sevinirim. Pazartesi günü dikkatli olmak lazım. Siz işinizi bilirsiniz diyerekten de videoya başlayalım. İlk mücadelem Beşiktaş'la Başakşehir mücadelesi. Şimdi Beşiktaş burada favori gösterilmiş. Okey olması gerektiği gibi zaten. Fakat karşı taraflarında Başakşehir var ve bu sezon ligde gol yemeyen bir Başakşehir takım var. Şöyle de baktığımız zaman da en hazır 3 takım olarak sıraladığımız zaman da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'i ben ilk 3'e koyarım. En azır takım olaraktan da oturmuş takım olarak. Mesela Galatasaray henüz daha biraz daha oturmasının ihtiyacı var. Yeni transferler falan derken. Şimdi Başakşehir sahada gerçekten çok iyi konumlanıyor. Başakşehir'in kadroya baktığımız zaman da çok şöyle bir önemli bir yıldız oyuncu da yok arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuzdur zaten. Traore geldi mesela. O da Aston Villa'da çok fazla süre bulam süre bulamıyordu. Mahmut Tekdemir, Özcan, Berkay Özcan, Okaka gibi isimler var. Herhangi böyle çok yıldız bir isim yok. Fakat Emre Hoca ile birlikte gerçekten takım oyununu oynayan bir Başakşehir takımı var. Ben burada Beşiktaş takımının Başakşehir'in üstüne hurra saldıracağını düşünmüyorum. Çünkü Beşiktaş kendi evinde oynadığı maçlara baktığımız zaman da en az 3 gol attı kendi evinde oynadığı maçlarda mesela. Fakat Başakşehir'e karşı öyle bir oyun oynarsa Başakşehir'in gol bulması daha rahat olur. Çünkü geçiş oyununu iyi oynayan bir takım var ve kanatlarını iyi kullanan bir Başakşehir takım var. Bu geçiş oyunuyla birlikte Beşiktaş'ın zaten kalesi de biraz sakat. Şu son dönemlerde Ersin mi Emre mi oynuyor değişiyor. Ersin formunda değil fakat bu maçta Ersin oynayabilir. Onu da belirtelim. O yüzden burada Başakşehir'in gol bulması kolay olur. Biraz daha dengeli bir Beşiktaş takımı izleriz diye düşünüyorum. Ama seyirci desteğiyle birlikte ara ara riskler alınacaktır ve ben mücadelenin bir yerde KG vara gelmesini bekliyorum. 1.58 gibi bir oranı var KG var tercihinin. KG var tercihi bence idealden alınabilecek bir tercih olarak güzel bir maç izleriz diye düşünüyorum. Yüksek oranlarla ne yapacak olursak dediğim gibi benim skor beklentim bir birlik bir beraberlik çıkar diye düşünüyorum. Maç sonu 0'ı da burada 3-12 gibi oranla ekstradan öneririm. Hatta skoru da burada söylemiş olalım. 1-1 gibi bir skor söyledim. Onun da oranı 5-63 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyen varsa burada da bir ufaktan değerlendirme yapabilir arkadaşlar diyerekten de geçeyim. Viborg'la Horsens'ın mücadelesi var. Ben şimdi Horsens'ı izledim. Nerede izledim? Ligin açılış mücadelesiydi. İlk mücadelesiydi tabii fark vardı. Fakat orada bir 90 dakika izledim. Kopenhag'la oynadılar o mücadelede. Kopenhag inanılmaz oynuyordu ki ben orada Kopenhag golüyle girmiştim canlıdan. 1-0 Horsens yendi. Bir kere girdi, bir kere geldi ondan sonra gol oldu. Şimdi ben ondan sonra ne kadar bir gelişmiş diye baktım yani ne kadar oturmuş diye baktım. Deplasman performansı iyi değil. Mesela Alborg mücadelesinin özetini izledim az önce. Alborg oynuyor oynuyor pozisyonlara giriyor. Mesela 0-0 bitmiş. O maçtan da kıl payı kurtulmuş. Alborg çok pozisyon kaçırmış mesela. Şimdi burada Viborg'la oynayacaklar. Kendi evinde bir çıkış yakalamış takımlardan bir tanesi. Ve kendi evinde 4 mücadele mi? 3. Şöyle bakalım yanlış olmasın. 4 mücadele oynadı kendi evinde. Kendi evinde oynadığı zaman da taraftar desteğini de arkasına alabilen bir takım. Az önce özetini izlediğim zaman da tribünden yani aynı şekilde bayraklar sallanıyor arkadaşlar New York takımında da. Ben burada bir riske gideceğim. Taraf riskine gideceğim. 1.59 gibi oranlar, kendi evinde kazanma alışkanlığı olan da bir New York takımı var. 4'te 4 olmuş. 5'te 5 neden olmasın diyelim. Kendi evinde doğrudan galibiyetine giderim. 1.59'da bunun oranı var. Değerlendirecekler bol şanslar. Adana Demir ile Trabzonspor mücadelesi güzel tempolu bir mücadele bekliyorum bu karşılaşmaya karşılaşmadan da. Baktığımız zaman da Trabzonspor'da da bir sürü yeni transfer var. Burada mesela Hamsik oynayacak diye gözüküyor. Yusuf Yazıcı ilk 11'e yazılmış. Maxi Gomez aynı şekilde ilk 11'e yazılmış. Maxi Gomez zaten French Forward mücadelesi oynadı fakat o mücadele Trabzonspor biraz da şanssızdı. Aslında iyi mücadele etti fakat biraz da şans olacak. Penaltı oldu. Arkaya kaçan topla geldiler bir kere gol oldu derken 3-2 mağlup oldu. Burada Adana Demir hafta içinde tekrardan bir Kızıl Yıldız'la maç oynayacak Trabzonspor. Her iki kulvarı sanırım kaldıramıyor. Trabzonspor. Fakat yeni transferlerle birlikte biraz daha iyi olacaktır. Adana Demir de aynı şekilde transfer sezonunu hızlı geçirdi. Emre Akbaba'yı aldı mesela. En yani son Gökhan Töre'yi aldı. Bu isimler kaliteli isimler. Özellikle Akbaba Adana Demir'de iş yapar diye düşünüyorum. Zaten iyi bir kadrosu olan Adana Demir var. Güzel tempolu bir mücadele bekliyorum. Adana Demir'in e zaten bence golü var ki zaten maçta Hover'i açmışlar. Trabzon'da bence gol atabilirse bu mücadele bir yerde KG var tercih olaraktan da bir yerde bir 1e gelir diye düşünüyorum ben. Onun dışında şöyle de bir yüksek oran tercih yapmak istiyorum bu karşılaşmaya. Erken gelen bir gol olursa Adana Demir çünkü ilk dakikadan itibaren burada çekilmeyecek. Onlar da oynayacak. Her iki takım da burada bir yerde oynayacak. O yüzden ilk bir buçuk üstü de burada 2.44 gibi oranı var. Aklınızda bulunsun. Sistem kuponunu falan yaparsanız ilk kere 1.5 üstünü de ekleyin. Güzel tempolu bir karşılaşma bekliyorum. Her iki takım da gol atabilir bence. Değerlendireceklere bol şanslar. Son mücadelem Empoli ile Roma karşılaşması. Roma takımı şimdi Ludogorese 2-1 mağlup oldu. Fakat oynadı mı derseniz oynadı. Çok da dengeli bir oyun vardı. Çok üstün oyununu sergileyemedi, kalitesini ortaya koyamadı. Fakat oynadı. Şimdi kendi ellerinde Helsinki ile oynayacaklar. Finlandiya ekibi zayıf bir ekip. Ondan ziyade bu maçta tüm ideal 11'ini burada sürecektir Mourinho bence. Zaten son mücadelesinde 4-0 gibi mağlup olan bir Roma takımı var taraftarını da burada affettirmek isteyecektir diye düşünüyorum. Bu ara Udinese mücadelesini izlediyseniz görmüşsünüzdür ki Roma'da çok pozisyon kaçırdı o mücadelede. Zaten maç bir yerde koptu yani öyle söyleyeyim sizlere. Hatta dördüncü gol böyle artık 3-0'dan sonra biz basalım. Orada zaten uzun topla birlikte dördü değildi Roma takımı. O Udinese mücadelesinde çok pozisyona girdi. Fakat bitirilecek anlamda biraz daha sıkıntı vardı. Mesela son Avrupa'da oynanan maçta Abraham yoktu. Bu maçta muhtemelen olacak bir omuz sakatlığı vardı. Şu an ideal 11'e yazılmış. Dybala, Pellegrini gibi isimlerle birlikte aynı şekilde sahada olacaktır. Empoli'ye baktığım zaman herhangi bir önemli sakat isim yok arkadaşlar. Onu belirteyim. Baldanzi var da bu çok fazla önemli değildi. Bunları geçelim. E, Empoli'de oynamak istersen Roma'da arkada pozisyonlara bulacaktır. Ben burada Roma'nın atacağı 2 gole gittim. Yani pazartesi günü biraz ters sonuçlar çıkabiliyor fakat oynayan bir Roma var ki bir, bir yerde patlayacak bu Roma yani. Birine 5-6 tane de atacak. Monza da beklenen bir şeydi. Şöyle deplasmanda da güzel bir futbol sergilerse deplasman 1.5 üstünden deplasman 1.5 üstü 158 gibi orandan alabiliriz diye düşündüm. Benim tercihlerim bu yönde. İdeal yüksek oranını yapmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Pazartesi günü biraz, biraz sürprizler çıkabilir. Dikkat edelim bisikletlerde. Sizler de kafanızı yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Videoya like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.